Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip liselerimizin 11. sınıflarında okutulan Mesleki Arapça dersimizin 4. ünitesinin 3. dersini yapacağız. Konumuz açık davet sayfa 98 ila 103 arası. İlk bölümde duymuş olduğumuz kelimelerin altlarını çizmemiz isteniyor. Birinci duyduğumuz kelime mukataatun, boykot, kesmek anlamına, koparmak anlamına gelen bir kelime. İkinci olarak mev'asun gönderilen. Üçüncü olarak yasda'u emri işi yerine getiriyor anlamına gelen bir kelimedir. Son olarak da ye'muru emara ye'muru emrediyor. İkinci bölümde duymuş olduğumuz terkiplerin adlarını çizmemiz isteniyor. Yasda'u bil hakkı hakkı anlatıyor. El cehru bit daveti açıktan davet Şi'bu Ebi Talib Ebu Talib mahallesi Et-dinul Hanif Hanif dini yani Hz. İbrahim'in dini anlamına gelen terkipler. Üçüncü bölümde terkipleri eşleştirmemiz anlatılıyor. Bunu yapmamız isteniyor bizden. Yasta'u bil hakkı. Hakkı ne yapıyor? Yerine getiriyor. İkincisi El-Cehrubid daveti, açıktan davet. Şi'bu Ebi Talip, burası Ebu Talip Kayalığı Mahallesi anlamına gelen bir bölüm. Son olarak da et Hanifu, Hanif Dini. Bu dersimizin sevgili arkadaşlar konusuna geçelim. Şimdi açıktan davetle ilgili konumuzun metninin tercümesini yapalım. Emer Allahu Allah emretti. Rasulehu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Allah emretti. Neyi? En yasta'a bil hakkı. Hakkı duyurmasını emretti. Ey yani en yechera bihi. Onu açıkça. Diyoruz ki Allah hakkı yerine getirmesini yani onu açıkça duyurmasını peygamberimize emretti. Kayra Allahu Teala Allah buyurdu ki: Festa bima meru sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve e'rid anil müşrikin ve müşriklere yani Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Ba'de bir <laughs> birkaç yıl sonra minet daveti yeti açıktan davet, gizli davetten birkaç yıl sonra bede <laughs> nebiyyü peygamberimiz başladı bil cehri bit daveti açıktan davete başladı ile tevhidi tevhide ve dinil hanif ve hanif dine birkaç yıl gizli davette bulunduktan sonra peygamberimiz tevhide yani Allah'ın varlığına ve birliğine ve hanif dinine açıkça davet etmeye başladı fekezzebehu kavmuhu onu kavmi ne yaptı yalanladı ve minhum onlardandı, ammuhu Ebu Leheb, amcası Ebu Leheb de onlardandı. Ve u başladılar, yu'adzibunen nebiye ve sahabehu, peygamberimize ve ashabına ne yaptılar, eziyet etmeye başladılar. Fe yaridu, emretti ya da teklif etti, ala ashabihi, arkadaşlarına, sahabelerine, el hicrati, hicreti, ilel habeşe. Yani Peygamberimiz ashabına Habeşistan'a hicret etmelerini teklif etti. Liene çünkü Melikeha onun oranın kralı Meliki la yezlimu ehaden hiç kimseye eziyet etmiyordu. Ve yahrucune ileyha oraya gitmeye yani hicrete başladılar. Fe tuqarriru Kurayşun Kureyş ne yaptı? Karar verdi. Mukada'atüm beni haşim. Beni haşim oğullarına boykota yani onları baskı altına tutmak için boykota karar verdi. Ve beni muttalip ve beni muttalip oğulları. Diyoruz ki yani Kureyş ne yapıyor? Haşim oğulları ve muttalip oğullarına boykot uygulamaya karar verdiler. Ve hüm onlar fi şi'bi ebi talip. Ebu Talip mahallesinde idiler. Fyuhasiruhum, Kureyş engelled onları engellediler. Müşriku Kureyş, Kureyş müşrikleri onları engellediler. Ne selasu senevatin üç yıl boyunca yemneune anhumu't taami ve şarabı yiyecek ve içecek almalarına yuhasiruhum onlar hani muhasara altına almaları yani kuşatma altına almaları anlamına gelen bir kelime tam anlamlı şekilde söyleyeceğiz. Kureyş müşrikleri 3 yıl boyunca onları kuşatma altında tuttular ve onlara yiyecek ve içecek almaların için engellediler. Evet, şimdi konumuzla ilgili kelime cümlelerimiz var, soru cümlelerimiz var. Bunlara cevap vereceğiz. Konumuzu anladıysak şayet. Birinci sorumuz. Ma evvelu ma nezele minel Kur'an'ı ye'mur bil cehri bit daveti. İslam açıktan davet için indirilen ilk ayet nedir? Fes da'bima tu'mer ve e'arir anil müşrikin. Yani Hicr suresi 94. ayet. Müşriklerden yüz çevir ve sana emredileni açıkla ayetiydi. Ma sebebu hicretu Müslümine muslimine min Mekke'ti lel Habeş. Habeşistan'a Mekke'den Habeşistan'a Müslümanların hicret etme nedenleri neydi? Lienne müşriku Kureyş. Çünkü Kureyş müşrikleri u başladılar. bu nebiyye ve sahabehu. Peygamberimize ve arkadaşlarına eziyete başladıkları için diyeceğiz. Kem müddetü hisaru Kureyş'in lin nebiyye ve sahibi fi şi'be bi Ebu Talib mahallesinde peygamberimizi ve arkadaşlarını kaç yıl boyunca muhasara altına aldılar. Yani kuşattılar, boykot uyguladılar. Yuhasiruhum müşrikü Kurayş'ın selas senefatin. Yani müşrikler peygamberimizi ve arkadaşlarını 3 yıl boyunca kuşattılar. 6. alıştırmalarda gelen kelimeleri okumamız, örnekteki gibi cümleler oluşturmamız bizden isteniyor. Bakalım. Misal. Es seferu yerci o. Yolculuk dönüyor. Şimdi. Ba'des seferi. Yolculuktan sonra yerciul gaib. Bakın bu şekilde cümle oluşturmamız isteniyor. Şimdi. Etteşehüdü yüsellimu. Ba'de teşehüdi Teşehüdden sonra Yüsellimül musalli. Namaz kılan selam veriyor. Yani teşehhüd miktarı oturuyoruz ya yani namaz kılarken onu bahsediyor. Teşehüde oturduktan sonra namaz kılan selam veriyor. Bu şekilde terkipler oluşturmamız isteniyor. Te'amı <laughs> yasılı. Yemek ve yıkamakla ilgili. Ba'det <laughs> te'amı. Yemekten sonra yağ silo yıkıyor el a kilo yiyen kişi yedeyhi iki elini yemekten sonra yemek yiyen kişi ne yapıyor? Kendini yıkıyor. Ettirasetü yel abu eğitim ve oynamakla ilgili bakın. Bağdettiraseti <laughs> eğitimden sonra, derslerden sonra yel abu ettullab öğrenciler ne yapıyor? Oynuyor. Bu şekilde bağde <laughs> edatını nasıl cümlelerde kullandığımızı bize gösteriyor. Doğruya doğru yanlışa yanlış bölümündeyiz. ''Kanet el hicretül ula ilk hicret oldu lil müslimine müslümanların ila biladil habeş habeşistan'a oldu diyor doğru mu evet birinci cümlemiz doğru Kâne hisaru kurayşin lin nebi ve sahabehu fakat ''Kurey sadece peygamberimizi ve ashabını kuşatma altına aldı hayır Ebu Talip mahallesindeki müslümanların tamamını o yüzden bu cümlemize yanlış diyoruz. Esleme cemi'u beni haşim ve beni mutalib. Yani beni haşim oğulları ve beni mutalib oğulların tamamı Müslüman oldu diyor. Hayır onların tamamı değil bir kısmı. Kavayet kısmı 8. bölümde önce cümlemizi okuyalım. Emerallahu Allah emretti. Kime? En nebiye peygamberimize. Bil cehri bit daveti. Açıkça daveti emretti. Burada min mükevvinatil cümletil fiiliyeti fiil cümlesi oluşuyor idi. Neyden? El fiilu fiilden ve failu failden ve mef'ulun bih ve mef'ulun bihten. Fiil cümlesi fiil, fail ve mef'ulun bihten oluşuyor idi. Bununla ilgili bakın Emra nedir? Fiil emretti. Kim emretti? Allahu Allah fail kime Ennebiye. O da mefhulün bir oluşuyor. fiille ile başladığı için bu cümlelere de fiil cümlesi adını veriyoruz. İkinci bölümde gelen cümlelerimizi yine okumamız isteniyor. İhtarallahu Muhammeden lin nübüvveti. Allah Hazreti Muhammed'i nübüvvet için seçti. Emerallahu en nebiyye. Allah peygamberine emretti. Bil cehre bit daveti. Açıkça daveti emretti. El mef'ulun bih. Burada mef'ulün bihi kırmızı olarak yazılmış. Mef'ulün bihleri bize anlatıyor. Hüve min veqa aleyhil fi'l. Yani mef'ulün bi fiilin üzerinde, eylemin üzerine gerçekleştiği fiil ya da kimsedir. Burada kime, neye, na, nasıl, ne diye sorduğumuz zaman zaten Türkçedeki tümleç gibi düşünebilirsiniz. Min alamati nasbul mef'ulü bihi fel fetha. Mefulun bihi mansup olur çünkü bakın iki tane üstün almış ya da sadece üstün almış temin ya da üstün alması gerekir. Nasb alametlerinden birisi işte fethadır diyeceğiz. Fiil cümleleri fiil, fail, mefulden oluşurdu. İşte fiilin harekesi zaten fiil, mazi, muzari, emir nasıl gelirse o şekilde olur. Failin harekesi daima ötreli olur. Çünkü işi yapan, yaptıran anlamına gelir. Mef'ulün bihse, fiilin, eyleminin üzerine gerçekleştiği kimse veya varlığı verilen isimdir. Alameti de mansup olmasıdır. Fetha bunun mas nasb alametlerinden birisidir. Hulasa en nahviye, nahvin hulasasına geldiğimiz zaman. El cümnetül fiiliyetü teterakkebu minel fiili vel faili vel mef'ulun bih. Fiil cümlesi fiil, fail mef'ulden oluşur. El mef'ulun bih huve men vega aleyhil fi'l. Yani mef'ulun bih failin eylemin üzerinde gerçekleştiği varlık ya da kimse diyoruz. Min alamati nasbül mef'ulun bihi el fetha. Mef'ulun bihin al nasb alametlerinden birisi fethadır diyoruz. Örnek. Feteha açtı. Ahmedu Ahmet el ba ve kapıyı. Feteha fiil. Ahmedu fail. Harekemiz ötre. El ba ve bakın harekemiz mansup. Nasb gelmiş, fetha gelmiş. Dolayısıyla buna da mef'ulun bi diyoruz. Kim kapıyı açtı? Ahmet. Fail oluyor bu. Ee, Ahmet neyi açtı? Kapıyı. Bakın bu da mef'ulün bih oluyor. Dokuzuncu alıştırmada mef'ulün bihlerin altlarını çizmemiz isteniyor. Gararet nedir? Guray fiil. Kim kararlaştırmıştı? Kuray şun. Bu da fail. Mukata'ate. Beni Haşim ve Beni Muttalip kabilelerini muhasara altına almak istemişlerdi. Bu da nedir? Mef'ulün bih oluyor. be yalanladı fiil. El müşrikune fail. Kimi en peygamberimizi. Bakın bu mef'ulun bir. Mena'a men etti fiil. El küffaru fail. Et ve şaraba. Yemek ve içmeyi. Neyi yasakladılar? Yemeği ve içmeyi onlara peygamberimizi ve arkadaşlarına vermeyi yasakladılar. Burası da nedir? Mef'ulun bir. Şimdi bir duamız var. Burada bu duayı dinlememiz isteniyor. Arkadaşlarımız da bunun hakkında öğretmenimizle birlikte münakaşa etmemiz isteniyor. Duamız Allahümme ileyke eşku da'fe kuvveti. Ne diyor Allah'ım? Kuvvetimin zafa uğradığını ve qilletü hayleti çaresiz kaldığımı ve hevani alennaz alt nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz ediyorum bakın eşku ileyk ve sana şikayet ederim şeklinde birinci e, duamızdaki cümle bu ente erhamur rahimin sen en merhametlerin de merhametlisin ve ente rabbi sensin rabbimiz rabbim İla men tekiluni Beni kimlerin eline bırakıyorsun ila men tekiluni Ila ba'idin yatajahhamuni Bana sert ve kötü davranacak yabancıya mı em yoksa ila aduvin mil milletehu emri Yani mukadderatıma hakim olacak düşmanlara mı? şeklinde. İnnem yekun bike gadabun aleyye fela ubali. Eğer sen bana dargın değilsen gayra enne afiyeteke eu sa'ali. Başıma gelen eziyet ve şikayetlere aldırmam. Ancak senden gelecek bir himaye ve koruma çok daha hoştur anlamına gelen bir dua var. Bunu bu şekilde öğrenebiliriz. 11. alıştırmamızda ise boşluklara yukarıdaki kelimelerimizi getirmemiz isteniyor. El-Beyt, Es-Salat, el Ramazan, Sebila, Ez-Zekat el kelimelerimizi. El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve Resulü. İslamiyet neydi? Allah'ın var ve bir olduğuna, Peygamberimizin onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmektir. Ve tuqimus salate, namaz kılmak. Başka, ve tü'tiz zekat ve zekat vermek. Ve tesumu ramazan ve ramazan orucunu tutmak. Ve tehuccul beyt ve beytullahı haccetmek. İn istetaat ilehi <laughs> Oraya gitme konusunda güç yetirebilenler için. 12. alıştırmada verilen kelimelerle ilgili anlamlı cümleler oluşturmamız isteniyor. El hicretü. Kâne müştemeul medîneti ba'del hicreti yetekevvenu minel mühacirîn vel ensar vel yahud diye bir cümle oluşturabiliriz değil mi? Medine hicretten sonra ne yapmıştı? Muhacirler, ensarlar ve Yahudilerden oluşan bir Medine toplumu oluşmuştu. El insan kelimesinden men lem yekun insanen la yaruf kad rol insan. Et davet kelimesinin bade en ceharan nebiyyu bit daveti işte aleyhi eza kurayş. Et taif kelimesiyle ilgili de zeheben nebiyyu ile taifi bahşen an mekanin aminin li davetihi. Peygamberimiz taife güvenli bir başka bir mekan bulmak için gitmişti şeklinde cümleler kurabilirsiniz. Sizler de değişik değişik cümleler oluşturabilirsiniz. Resimli olan alıştırmamız 13 alıştırmamızda boşluklara doldurmamız isteniyor. Rer fagurajulul esqal adam ağırlığı yani halteri kaldırıyor. Yakla u talibel kitap öğrenci kitabı okuyor. Efendim yer keburrajulus seyyara adam arabaya biniyor. Yugat yugab bilul fiydu yede ceddeyi. ceddetihi ninesinin elini çocuk öpüyor. Burada bize öğretti bakın fiilden failden ve mef'ulün bihden oluşan cümleler meydana getirdiğimizi gösteriyor. Fiiller başta geldiği için bu cümlelerimize fiil cümlesi diyoruz. Failin ötresinin merfu olduğunu, mef'ulün bihin ötresinin de mansup olduğunu fark etmemiz isteniyor. 14. alıştırmamızda bir parça var. O parçayı okuyup gelen sorulara neam ya da la diyerek cevap vermemiz isteniyor. Evet ya da hayır diyeceğiz. Haracen nebiyyü إِلَى taifi. Peygamberimiz Taif'e gitti. Li yubelli li davetehu. Ne yapmak için davetini tebliğ etmek için fesahiru minhu ve barabuhu. Alay ettiler ve ona ne yaptılar? Vurdular, eziyet ettiler. Ve fi tariqi avdetihi min Taif'i Peygamberimiz Taif'e dönüş yolunda istiraha fi bustani min ve satine taif taiflerin bağlarından bir bağa girip dinlendi. Fecaehu ehu abdu raqiyi ismihu attas. Bu sırada ismi attas olan Iraklı bir köle geldi. Amene bihi ona iman etti. Ve yakbele yuqabbilu yedeyhi ellerini öpmeye ve yemsehu anhul eza eziyetlerin zararlarını yani o kanları falan silmeye çalışmış attas adlı köle. Soru soruyor şimdi. Saferen en ile taifi li yesteriha minet daveti. Davetinde istirahat etmek için mi, biraz dinlenmek için mi taife gitmişti? Hayır, la diyoruz. Kabile ehlü taifi davetün nebiye. Peygamberimizin davetini ehli taif, taifler kabul mü etti? Hayır, la diyoruz. Esleme Akta sübâdel liqâihi bin nebiyyi. Peygamberimize karşılaşınca atlas Müslüman oldu mu? Elhamdülillah. Buna da neham diyoruz. 15. Al 15. alıştırmamızda arkadaşlarımızda gizli ve açık davet hakkında konuşmamız isteniyor. Ne diyebiliriz? Kad bede et et davetü ile İslami sırran. İslam'ın daveti ilk olarak gizli olarak başladı. Ve bede en ya bi be aradil İslami evvelen ala ekrabin nasileyhi. İlk olarak Peygamber ne yapıyordu? Daveti en yakın, kendine en yakın hissettiği insanlara anlatıyordu diyebiliriz. Ca el emru <laughs> bil cehri bit davete endema nezele kavlullah. Allah'ın sözüyle şu ayetiyle açıktan davet başladı. Fes tabima tu'meru ve ahrid anil müşrikin. Neydi? Müşriklerden yüz çevir ve sana emredilerini anlat. Sa'de Rasul ala cebeli safa. Safa dauna gitti peygamberimiz. Ve ehaza yunadi ala Kureyş. Kureyşlere hitap etmeye başladı ceharan nazi nazaviyyu daveti iştette aleyhi eza Kureyş. Peygamberimiz açıktan davete başladıktan sonra da Kureyş'in baskıları başladı diyebiliriz. 16. alıştırmada Peygamberimizin Habeşistan'a hicretiyle ilgili konuşmamız isteniyor. İzda de eza Kureyş. Kureyş'in Kureyşli kafirlerin eziyetleri başlayınca ve ta'zibe hümlil müslümin <laughs> ve Müslümanlara eziyet etmeye başlayınca Feş fekan peygamberimiz ala ashabihi as arkadaşlarına üzüldü onları teşvik etti. Ve arad aleyhimil hicretü el habeş onların sana gitmelerini teşvik etti. Ve haracel müslimüne ile ardil habeş ve müslümanlar habeş yurduna ulaştı gitti. Ve kânet evvelü hicretin filistam bu ise İslam'daki ilk hicrettir. Son alıştırmamızda resim var biliyorsunuz. O resimle ilgili konuşma yapmamız isteniyor. Ne diyebiliriz? Yeclisul muallimune ve tullabı fi fenail medraseti. Öğretmen ve öğrenciler ne yapıyorlar? Ee, okulun e, oturun okul okuturuyorlar. Yertedil müslimun el imame. Yertedil tarbuz şeklinde cümleler yapabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar 11. sınıflar mesleki Arapça dersimizin 4. ünitesinin 3. dersinin sonuna geldik. Diğer derslerde görüşünceye kadar bulmacamızı da sizin ekranda sunuyorum. Bulmacamızı da bu şekilde çözebilirsiniz. En son ekelel veledü et tufaha. Bulmacayı çözdükten sonra ekelel veledü et tufaha. Yani çocuk elmayı yedi diye bulmanız lazım. İhtarallah Muhammeden linnübbeti peygamberimiz. Peygamber Hazreti Muhammed'i nübüvvet için seçti. Emir Allahu Azze ve Celle'nin Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme bil cehri daveti, daveti açıkça ilan etmesini emretti. Ayetlerimizi bu şekilde ekrana yerleştirip bulmacamızı çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Diğer derste de görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.